Türkiye'nin kilit rol üstlendiği Libya'da siyasi çözüm için tarafların Moskova'da bir araya gelmesi sağlanmıştı. Siyasi çözümün son ayağı ise Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in davetiyle Berlin'de gerçekleştirildi. Berlin konferansında yaşananları ve 55 maddelik Libya barış planını hemen anlatalım. Hatırlayacak olursak Türkiye ve Rusya önderliğinde Libya'da ateşkes sağlanması adına taraflar Moskova'da toplanmıştı ama Hafter metni imzalamadan tam anlamıyla kaçar gibi Moskova'dan ayrılmıştı. Aylardır süren çatışmaların durması için Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde ateşkes sağlanan Libya'da Moskova'dan sonraki durak Berlin oldu. Almanya'nın konuya dahil oluşuysa akıllara ateşkes sürecinde etkili olan Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğu söz konusuyken Almanya'da bu süreçte etkili mi olmak istiyor sorusunu getirdi. Kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması için büyük bir adım olarak değerlendirilen konferansa 12 ülke lideri ve 5 uluslararası kuruluşun başkanı katıldı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in daveti üzerine gerçekleştirilen konferans 4 saatten fazla sürdü. Libya'nın toprak bütünlüğüne vurgu yapılan bildirgede ateşkes, silah ambargosu, siyasi sürecin başlaması, güvenlik alanında reform, ekonomik ve finansal reformlar başta olmak üzere 55 maddeyle Libya'daki çatışmaların yerine siyasi çözüm hedeflendi. Dikkati çeken bir diğer detay da tek otorite vurgusuydu. Polis ve askeri güçlerin tek otorite altında birleşmesi gerektiğinin de altı çizildi. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in taraflar arasında ateşkes müzakerelerini kolaylaştırıcı rol oynaması istendi. Bunun yanında konferansta alınan kararla Libya için Uluslararası İzleme Komitesi oluşturulacak. Üst düzey yetkililerin katılımıyla aylık toplanacak bu komitede uzman düzeyinde 4 teknik çalışma grubu yer alacak. Berlin konferansında büyük önem arz eden bir diğer detaysa silah ambargosuna uyma çağrısıydı. Metnin silah ambargosu bölümünde Birleşmiş Milletler'in 2011 yılında alınan kararlarının uygulanması istendi. Tüm aktörler askeri imkan ve kabiliyeti finanse etmek, paralı asker görevlendirmek dahil, çatışmayı alevlendirecek silah ambargosu veya ateşkesle çelişecek her türlü eylemden kaçınmaya davet edildi. Peki bu bölgedeki aktörler kimler? Bölgede politik anlamda Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, askeri anlamda ise Rusya ve Türkiye'nin varlığı söz konusu. Silah ambargosunu delenlere ya da ateşkesi ihlal edenlere ise Birleşmiş Milletler'in yaptırımları uygulanacak. Konferans sonrası açıklama yapan Merkel, kapsamlı bir plan konusunda anlaştık dedi. Atılan tüm bu adımlar Libya'da siyasi çözüm için önemli bir yol haritası oluşturabilecek mi? İşte bunun cevabını ise zaman gösterecek.